Bayanlar, baylar, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı aslında çok kolay ama detayları olan bir yemek tarifim olacak sizlere. Enginar kalbi yapacağız arkadaşlar. Henüz enginarlarımızın o beyaz kısmı tam olarak olgunlaşmadığı için bu şekilde çiçeğinin yemeğini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki enginarlar dikenli, dış yaprakları da serttir. Saplarını da kullanabilirsiniz, taze yerlerini. Daha önceden böyle bir video çekmiştim. Bu enginarlar bizim bahçemizden toplandı. Bizzat kendim topladım. Bu dış kısmında görmüş olduğunuz sert yaprakları kestim. Temizledim. Ayıkladım. Ve daha sonra da haşlamaya bıraktım. Ayıklarken çekmek aklıma gelmedi. Ocağa koyduktan sonra aklıma geldi video çekmek. Sizlerin de yararlanmasını istedim. Şimdi gördüğünüz gibi bu temizlenmiş hali böyle. O uç kısmındaki sivri dikenli kısmını da bıçakla kesiyorsunuz. Güzel keskin bir bıçakla. O saplarını da bu şekilde kenarlarından temizledim. Dilerseniz o sapları küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben bu sefer portakal kullanacağım. Hiçbir yerde görmedim. Belki yapanlar vardır. Fakat bu şekilde denemek istedim. Güzel bir aroma vereceğini düşünüyorum. Normalde limon sıkılır haşlanırken. O limonuna hem kararmasını önler hem de güzel bir tat verir. Enginarlarımızı güzelce yıkadıktan sonra ocağa koyuyoruz ve o suyunu asla dökmüyoruz. Az bir miktar dana eti aldım arkadaşlar. 300 gram kadar et var burada. Bir bağ soğan, taze soğan. Bir bağ da yine kendi bahçemizden toplamış olduğum dereotlarım var. Portakalı da suyunda kullandım. Haşladığımız o suyu arkadaşlar dökmeyeceğiz. Bunu unutmayın. Yemekte kullanacağız. Haricen başka su kullanmayacağız. Şimdi taze soğanlarımı doğrayacağım. Tripodumda problem olduğu için kusura bakmayın, bu sefer tripod takmadan elimle tutarak çekmek zorunda kaldım. Şimdi taze soğanlarımı bu şekilde doğruyorum. Dereotlarını da aynı şekilde doğrayacaksınız. Bunda kuru soğan veya pırasa gibi diğer sarımsak gibi diğer ürünlerden kullanmayacağız. Bu yemeğe lezzetini veren, en çok lezzetini veren şeylerden birisi dereotudur. Onun vermiş olduğu aroma harika bir lezzet katıyor. Kesinlikle eklemenizi tavsiye ederim. Sevmeyenleriniz varsa eklemeyebilirsiniz. Zeytinyağsız yemek yapmıyorum biliyorsunuz. Etimi biliyorsunuz tencereye yerleştirmiştim. Enginarlar haşlanırken etim de pişiyor. Çünkü et ve enginar aynı anda pişerse etlerimiz çiğ kalabilir, sert kalabilir. Arada bir su ekliyoruz ama suyunu ben enginarın kendi suyundan koymayı tercih ettim. İyice içine aroması karışsın istiyorum. Tabii ki normal su da koyabilirsiniz ama suyun sıcak olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü yemeğe koyulan soğuk su, yani özellikle ete koyulan soğuk su eti sertleştirir. Pişme süresini uzunlaştırır arkadaşlar. Şimdi etimiz iyice suyun çektiği, biraz yumuşadığını hissettikten sonra zeytinyağımızı böyle tencerenin dibini kaplayacak şekilde koyuyoruz. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçamı ekliyorum. Bu koymuş olduğum ürünlerin hepsi bizim, sadece et kasaptan geldi. Ege ve Akdeniz mutfağını çok seviyorum. Hem sağlıklı hem de fazla kilo aldırmayan mutfağımızı hepinize öneriyorum. Şimdi arkadaşlar bir hışım bu salça ve eti kavurduktan sonra salçayı yakmadan yeşilliğimizi direkt atıyoruz. Hepsini aynı anda kavuruyoruz. Zaten etimizin biraz pişirirken içine enginarın suyundan da koymuştuk. Yerken tadını gerçekten böyle şurup gibi derler bizim orada, lezzetini anlatmak için. Mis gibi bir tadı olacak. Böyle 1-2 dakika o kendi halinde pişerken
Öncelikle enginarlarımızı, haşlanmış enginarlarımızı etin üzerine ekliyoruz. Esasında şunu da yapabilirdim. O yemeğin, yani eti salçaya direkt suyun içine atabilirdim ama ben yavaş yavaş suyu en son atmak istediğim için önce enginarlarımı koyuyorum. Dediğim gibi sizler bu uzun gözüken saplarını minik minik doğrayabilirsiniz. Bu şekilde önce enginarlarımı koydum. Suyunu da kesinlikle dökmüyorsunuz. İsterseniz yemeğin içine koyun, isterseniz direkt içebilirsiniz. Daha sonra kırmızı toz biber ekleyeceğiz. Sizleri bilmem ama bizim Ege'de kırmızı toz biber olmazsa olmazımız. Neden bu kadar kırmızı rengi diye soranlarınız olmuştu daha önce. Arkadaşlar, yağlarız, tuzlar ve yağlarız bozulmaması için ve uzun süre saklarız. Biraz da tuz ekleyeceğim. Dediğim gibi tripodum sıkıntılı olduğu için bugün elimle çekmek zorunda kaldım ve biraz zorlandım yemeği yaparken. Ara ara videoyu keserek yaptım. Şimdi bir hışım karıştırmadan yine kendi buharıyla bu şekilde piştikten sonra çok fazla karıştırmayacağız çünkü enginarlar dağılıyor arkadaşlar. Güzel pişmiş. Daha sonra geri kalan suyu üstüne ekledim. Kendi halinde pişecek. Tabii ki karıştırmamız gerekiyor. Bu arada ocağımı bayağı bir kirlettim. Çünkü tek elimle yapmaya çalışıyorum yemeği. Fakat içerisindeki o dana eti muazzam bir lezzet veriyor. İsterseniz dediğim gibi kıyma kullanabilirsiniz. Daha önce enginar sapını yaptığımda pirinç kullanmıştım. O zaman etim yoktu. Kıyma, pirinç, çorbalık, nohut gibi garnitürler de kullanabilirsiniz. Bunu havuçlu, böyle patatesli karıştırıp da güzel bir türlü yemeği şeklinde de yapabilirsiniz. Mis gibi koktu arkadaşlar. O içindeki yemeğin kokusunu size anlatamam. Muhteşem bir tadı ve görüntüsü oldu. Biraz enginarlarım dağılmaya başlamıştı çünkü çok güzel pişmiş. Ama yerken ağzınızda lokum gibi dağılıyor. Arkadaşlar, enginar çok sağlıklı bir besin. Hepinizin tüketmesini tavsiye ederim. Ayrıca genellikle zeytinyağıyla yapmış olduğum yemekleri, sebze, ot yemeklerini paylaşıyorum. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.